Aşağıdakilerden hangisi bu uygulamalardan biri değildir? Abdülmecid döneminde birçok alanda yeni uygulamalara geçilmiştir. Bakalım arkadaşlar, demir yolları yapılması evet Abdülmecid zamanında olmuştur. Belediye teşkilatı da aynı şekilde Abdülmecid döneminde ortaya çıkmıştır. Telgraf hatlarının oluşturulması tabii ki doğru arkadaşlar. Resmi bir müzenin kurulması Abdülmecid dönemindedir. Özellikle eski eserler koleksiyondan oluşan bir müze kurulacak arkadaşlar. Posta teşkilatının kurulması ise ikinci. Mahmut döneminde gerçekleşecek. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı döneminde Türkler tarafından çıkarılan ve Şinasi'nin başyazar olarak çalıştığı ilk özel gazetedir? Arkadaşlar ilk özel gazetemiz neydi bizim? Tabii ki tercümanı ahvaldir. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda görülen değişimin topluma yansımalarından biri değildir? Kadınlara meslek edinmeyi amaçlayan okulların açılması tabii ki doğru arkadaşlar. Her alanda gayrimüslimlerle Müslümanlara eşit haklar tanınması tabii ki doğru. Tanzimat ve Islahat Fermanları ile birlikte olacak zaten artık bu süreçler. Modern yargılama usulleri uygulayan mahkemelerin kurulması tabii ki var arkadaşlar. Medrese eğitiminin yaygınlaşması ise e, tam tersine aslında medrese eğitimi yavaş yavaş önemini kaybedecek. E, batı tarzı okullar ön plana çıkmaya başlayacak. Giyim kuşamda yeni tarzın uygulanması yine 19. yüzyıl Osmanlı Devleti'nde görülen bir değişimdir. Bu sebeplerle doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Verilenlerin hangilerinde yaşayan Türkler Balkan Savaşları'ndan sonra azınlık statüsüne girmişlerdir? Arkadaşlar Balkan Savaşları'ndan sonraki süreci sorduğu için Kırım almamız zaten mümkün değil. Kırım çünkü bu süreçten önce zaten bağımsız olmuştu. Makedonya'da yaşayan Türkler tabii ki Balkan Savaşları'ndan sonra azınlık statüsüne girecek arkadaşlar. Aynı şekilde Batı Trakya'da da bu problemi göreceğiz. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Yalnız bu bilgiye dayanarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Osmanlı İmparatorluğu Balkan Savaşları sonunda toprak kaybetmiş, bu topraklarda yaşayan Türklerin bir kısmı Yunanistan ve Bulgaristan'ın yönetimine geçmiştir. Peki arkadaşlar bakalım, kaybedilen topraklarda yaşayan Türkler azınlık durumuna gelmiştir tabii ki diyebiliriz. Çünkü Türklerin bir kısmı Yunanistan ve Bulgaristan'ın yönetimine geçecek. Osmanlı İmparatorluğu'nun bazı komşularıyla olan sınırlarında değişiklik yaşanmıştır diyebiliriz. Çünkü toprak kayıpları olmuş arkadaşlar. Osmanlı İmparatorluğu'na sınır komşusu olan bağımsız devlet sayısı artmıştır. Bunu söylememiz mümkün değil çünkü burada bağımsız olan herhangi bir devletten bahsedilmemiş bize. Zaten Arnavutluk var arkadaşlar bağımsız olan ama o da verilmemiş burada. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 yani D şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi ikinci meşrutiyet döneminde eğitim alanında yaşanan gelişmelerden biridir? İlk öğretimin zorunlu hale getirilmesi 2. Mahmut zamanında arkadaşlar meşrutiyet döneminde değil. Kızlar için yüksek öğretim kurumlarının açılması ikinci meşrutiyet döneminde gerçekleşmiştir. Batı'nın eğitim kurumlarının örnek alınması ise daha çok tanzimat döneminde arkadaşlar. Avrupa'ya ilk kez öğrenci gönderilmesi yine ikinci Mahmut döneminde. Yabancı dil öğretimine önem verilmesi ise üçüncü Selim'le başlayan bir süreç aslında. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkı olacaktır.